Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, ben Umut. Bugün size de Minecraft'ta en iyi 4 modu ile karşınızdayım. Açıkçası bir tanesini denemedim, 1.9'u 3 sürümlü olanı. Onu zaten videoda deneriz, sıkıntı olmaz. Bu arada kanalıma ilk defa rastlamış olabilirsin. Eğer eğlenirsen kanalıma abone olup like atarsan cidden çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak 1.18 2'deki sürümle başlamak istiyorum ve bu modda arkadaşlar bununla arkadaşlar kendimize bir tane pet yaratabiliyoruz ve farklı farklı petler var ve hepsi birbirinden mükemmel bence. Ve görünüşleri ve animasyonları çok harika. Ve abi çok iyi. Bir dakika lan, Benon sesi geldi bundan. Gördüğünüz gibi böyle böyle petler var arkadaşlar. Bazıları uçabiliyor, bazılarının animasyonları çok tatlı. Bunun mesela mükemmel bir şey ya. Abi petin görünümü çok iyi ya. Mükemmel bir şey. Şimdi peki başka petler yapalım. Başka petler için farklı farklı potlar koyabiliyoruz arkadaşlar. Buna da hani farklı farklı karakterler geliyor ve ne bakıyorsun canısı he? Abi görüş çok iyi ya. Bundan ne çıkacak? Uy. Abi şu an daha da tatlısın. Uçabiliyor musun sen peki? Oha. Bu çok iyi. Al gidiyorum. Dur. Beni al, beni al, beni al. Beni almadın. Her petin bu arada kendine göre özelliği var. Bir tane daha koyalım arkadaşlar. Peki bundan ne çıkacak? Onu merak ediyorum bu arada. Açıkçası farklı farklı petler var ve hepsi çok tatlı duruyor ya. Cidden çok iyi. Peki Legis modun sahibini çıkarttıktan sonra bu modla beraber oynamamız yok mu? Bir de bu uçabiliyor mu? Harbi misin? Bu da yarasa arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor bu arada. Yarasa da yükselmek için arkadaşlar space'e basıyorsunuz, bir daha basıyorsunuz. Böyle böyle yükseliyorsunuz bu arada. Biraz şey olmuş, zor olmuş ama yarasanın burnuna odaklanın sadece. Çok iyi. Mükemmel. Aslında bir tane kurt vardı. Ben kurtu çok istiyorum. Acaba kurtu nasıl bulabiliriz? Sarı bir şey koydum. Bundan ne çıkacak merak ediyorum. Lan ekip nasıl gidiyor? Bekleyin bir dakika. Bir tane daha arkadaş çağırdım. Aha. Bu da uçan bir şey değil mi? Abi çok iyi ya. Animasyonları falan mükemmel. Dur bekleyin. Bir tane daha çağıracağım. Riv riv. Oğlum bu şeye benziyor. Berke'nin kuşuna benziyor. Kur'an çarpsın. Gel gel hadi. Aha. İşte bu. Abi çok iyi kaplan. Bu mükemmel bir şey ya. Kurt çok iyi bu arada. Kurt mükemmel bir şey. Kurtun görünümü ve saldırı animasyonu mükemmel bence ve oynamanızı çok tercih ederim. Sürüm de 1.18.2. Abi kurt çok iyi ya. Kurda bayılıyorum. Mükemmel bir şey. Neyse, şimdi sıradaki modumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki modumuz arkamdan da görmüş olduğunuz gibi eski dönemlerdeki savaş modu gibi bir şey ve hani mesela hani kale savaşlarında bunu kullanabilirsiniz. Ben çok mükemmel olur. Hem bunu gemi moduyla da birleştirebilirsiniz. Bu arada nasıl kullanacağınızı soruyorsunuz arkadaşlar. Bu Cannonball arkadaşlar, bunu alıyoruz. Bir tane barut oluyoruz mesela bundan da. Hop istek alalım. Bir de arkadaşlar kullanmak için taş almamız lazım. Şimdi bunların kendine özel tuşlar var. Ben mesela hani R ile bunun farklı farklı tuşlarını açabiliyorum ya da I ile bunun şey envanterini açabiliyorum. Şimdi ben bunun I ile envanterini açtım. İçine barut koydum. Bir de Cannonball koydum arkadaşlar. Ben böyle koyayım kendisine. Şimdi ben bu ikisini koydum ve sadece hani ateş etme tuşuna basmam gerekiyor ve ben şu ağaçlara doğru ateş edeceğim. Bu arada çok iyi değil mi? Hani patlama animasyonu vesaire çok tatlı yapılmış bence ya. Hop. Sana geri binelim. Arkamıza dönelim. Abi çok iyi ya. Mükemmel ya. Neyse. Şimdi gelelim sıradakine. Peki bunu nasıl kullanabiliyoruz? Bunu yine envanterimizi açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben I tuşunu atadım bu arada. İçine 40 taş dolduruyoruz. Zaten kendisi otomatik olarak 40 taşları atmaya başlayacak. Bir yer belirledim mesela, yakın bir yer olsun. Attım. Gördüğünüz gibi kırık taş atıyor. Tabii ki de ben birazcık daha adam gibi atabilseydim daha güzel olurdu ama. Şöyle havaya doğru atayım, nasıl attığını görün siz de. Abi çok iyi ya. Mükemmel bir şey. Gördüğünüz gibi aşağı tarafta yok ediyor. Mükemmel ya. Bu eralarını en sevdim çünkü bu balista mükemmel bir şey. Bir dakika. Heh, tamamdır. Balistaya da bindik. Balistanın içine arkadaşlar taş koyuyorum ben tekrardan ve bakın. Balista yavaştan geliyor. Bakın. Bu çok uzağa gidiyor bu arada. Tam oturması lazım. Evet oturdu. Şimdi. Hazır mıyız? Gönder. Abi animasyonu bile mükemmel ya. Ya çok iyi yapılmış bu arada. Çok iyi yapılmış. Cidden çok iyi yapılmış. Balista da böyle bir de arkadaşlar bu var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ben tam olarak. Buna da ok koyuyoruz galiba. Hemen bir kontrol edelim. İçine oku doldurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve ateş edebilirim şimdi. Çok iyi bu arada. Hem bak hızlı silah, birazcık hızlı yani, o kadar şey değil de hızlı yani. Mesela şuradakine dönsem aynen öyle. Şöyle bir attık. Ah be tutmadı. Neyse, bu modumuz da böyleydi. Açıkçası farklı farklı silahları da var burada gördüğünüz gibi. Bu varmış zaten tek farklı olan, bir de bu var. Bu da işte kapıları kırmanıza yarıyor şu. Bir de bu var.
Bunun görünüşü çok iyi ama. Neyse, şimdi geçelim sıradaki modumuza arkadaşlar. Geldik sıradaki modumuza. Şu an beni görüyorsunuz. Abi çok iyi değil mi bu arada? Bu oyunun fiyatı çok pahalıydı. Öyle atıyorum. Steam'deki ben fiyatını koyarım arkadaşlar. Ama Minecraft'ta böyle çok tatlı bir mod hem de beleşe oynayabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız diye soruyor olabilirsiniz. Bu arada bu düşsün gitsin ya. Bu çok önemli değil. Bir tane daha çağırırız, o kadar şey değil de. Böyle farklı farklı masaları var. Tabii ki de hani her masadan farklı farklı şeyler geliyor. Bunu nasıl yapacağınızı görmek için şuna basmanız lazım arkadaşlar, şu an elimdeki olana. Buna bir kere bastım ve bu geldi şu an. Bununla da nasıl yapıldığını her şeyin görebiliyoruz, gördüğünüz gibi bakın. Bunlarla bir tane oluşturabiliyoruz mesela ve geldi elime. Büyük ihtimalle envanterinizde o item olması gerekiyor galiba. Bir de arkadaşlar hani bunun üstüne falan çıkabiliyoruz, yani şey yapmayın. Çıkın yani bunun üstüne. Sağ tıkla kapısını açın, bir de oturun sadece. Sağ tıkla oturun. Ve abi sürün. Mükemmel bir şey. Sesleri çok harika bu arada. Tıpkı oyun gibi yapılmış. Bu arada bu oyunun cidden mükemmel bir oyun bence. Lan lan lan. Benim bu oyuna mükemmel dememin sebebi şundan kaynaklı. Kankam bir saniye susarsan. Çünkü denizaltının içi harika şeylerle kaplı ve mükemmel bir oyun. Eğer satın alabiliyorsanız alabilirsiniz ama Minecraft oynamak istiyorsanız ben galiba dünyasıyla beraber bulabilirsem vereceğim. Bulamazsam da kusura bakmayın arkadaşlar, ama siz de bir tane dünya yaratabilirsiniz. Şu hani full denizlerle olan. Denizde hayatta kalmaya çalışabilirsiniz. Cidden çok tatlı ve çok güzel bir mod arkadaşlar. Sürüm 1.12.2, bunun da haberiniz olsun. Bu modumuz da böyle, geçelim sıradaki moda. Açıkçası sıradaki mod birazcık sisteminizi zorlayabilir. Bunun sebebi ise hani bayağı bir mükemmel bir mod. Bence çok tatlı bir mod yani. Onu göstereceğim. Şimdi devam edelim. Bu modumuz 1.19.3 büyü modu ve mükemmel bir şey bence. Hani animasyonlarına tutun, görünüşlerine kadar çok tatlı yapınca bakın. Abi harika değil mi? Şu olay mükemmel, ama peki bunda ben bekletince şey oluyor mu peki? Şunu merak ediyorum sadece. Patlama olacak mı? Çünkü hani izlediklerimde oluyordu genelde. Özelliğini mi? Tamam. Tamam. Bir daha dinlemek istiyorum sadece. Şu an oyunun sesleri çok geliyor olabilir, kusura bakmayın. Alt yok. T. Morgan mı? Ne bu? Bunlar ne oluyor? Abi çok iyisin sen. Ama ben yapamadım galiba. Ben çözemedim çünkü. Bir daha bir deneyelim hocam tekrardan. Hazır mıyız? Bırakınca abi sen mükemmel bir şeysin. Bir tane yağmur da getiriyor. Çok tatlı yapılmış arkadaşlar ya. Ben çok beğendim. Eğer arkadaşlar elinizde böyle bir ok varsa, şöyle bir ok şu an gördüğünüz gibi. Bir de elinizde arkadaşlar farklı farklı birkaç tane silah olacak. Yani bu üçünden olması lazım. Etrafa böyle atabiliyoruz tabii ki de, hepsinin farklı farklı şeyleri var mesela, gördüğünüz gibi bakın bunu da attım. Ama görünüşleri çok iyi bu arada, mükemmel bir şey. Tabii ki de yine hasarları aynıdır çünkü hani özelliklerinden tam nasıl kullanacağım ben de emin değilim. Bu kılıçların efekti nasıl kullanılıyor? Bu nasıl bir kılıç? Bu daha da farklı. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Peki şunu denesek diyeceğim de, abi bu çok iyi lan. Abi görünüşleri çok mükemmel. Bu şey mi, yağmuru mu yağdırtıyor? Evet olabilir. Bu yağmuru yağdırtıyor. Çözüyor mözüyor. Bu farklı bir şey yapıyor. Açıkçası her birinin farklı bir özelliği var. Şu scrollların da. Hani nasıl kullanacağım bilmiyorum o kadar da. Bakayım bu yere mi kullanılıyor. Aa bu yere kullanılıyor. Tamam. Bunun efektini biliyorum. Bu yok ediyor. Bakın. Aynen öyle, bakın yok ediyor. Bunlardan bir tanesi hasar veriyor olması lazım, tamam mı? Ha buldum. Bak bu hasar veriyor işte, bak bu bu. Bak bu. Adını tam olarak ben de bilmiyorum ama. Mesela şunu şuraya koyalım, tamam mı? Etrafa bir zombi koyalım. Bakın. İşte ya işte. Bu neymiş? Ya hocam ben şu scrollların özellikleri nasıl bulayım ya? Bunlar çok zor ki ya. Oo. Mesela şunları bir deneyelim diyeceğim. Karıştıra karıştıra bir tane vurdum, bakalım ne geliyor. Bu ne? Oha. Bu ne oğlum böyle? Bir tane daha vursam böyle. Bir tane daha vursam. Hadi oyunu çökertmeye çalışıyorum değil mi ben bugün? Anlayacağınız o ki scrollların, şunların falan falan özellikle var, ama aralarında en çok beğenen bu oldu. Çünkü bakın ben, tamam mı? Ben bunu izlediğimde bu adamlar öyle bir yapmışlar ki. Bakın şu animasyon bile mükemmel ya. Sadece şu an sağ tıka bastım ve bırakıyorum. Oha! Dur. Ha. İşte bu ya, mükemmel bir şey. Son moda çok anlatamadım biliyorum, kusura bakmayın, ama ben de tam olarak bilmiyorum çünkü hani hepsinin farklı farklı özellikleri var. Hani hangisinin ne işe yaradığını tam olarak anlamak zor bir şey bence. Yani çünkü hani demiştim, yani ilk defa deniyoruz. Videoda deneriz demiştim. Videoda denenmeyecek bir şey mi? Çünkü hani bunu öğrenmem gerekiyormuş. Cidden kusura bakmayın. Bir daha yapmam. Hepinize
Hepinizi çok seviyorum. Eğer video size yardımcı olduysa ve hani beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.